Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman, Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 21 Haziran 2023. Yüce Allah'ın izniyle Kur'an mucizeleri dersimize devam ediyoruz. Bugün bu derslerin 50.sini yapacağız inşallah. Bu derste de size çok kolay anlayabileceğiniz ve gerçekten şaşıracağınız yeni bir mucize göstereceğim. Hemen dersimize geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz mucizelerimize yani biyoloji, evrim ve tıp mucizelerimiz oldukça etkili. Kur'an'da insanın yaratılışı özellikle vurgulanıyor. Yani bir nutfe olması hatta nutfe önceki dönem bile Fecr suresinde biliyorsunuz işaret edilmişti. Ve nutfe haline gelmesi daha sonra Mutfeden bir alak haline gelmesi, daha sonra mudga haline gelmesi, kemiklere etki edilmesi ve farklı bir yaratılışa geçmesiyle e, anne karnında büyümesi ve doğumu işaret edilmişti. Şimdi çok güzel bir matematiksel e, işaret sunacağım size. O kadar güzel anlayacaksınız ki bakın iyi dinleyin. Şimdi biliyorsunuz biz 46 kromozomumuz var bizde. 23 tanesi annemizden geliyor. 23 tanesi babamızdan geliyor ve 46 tane kromozom oluyor ve bunlar gerçekten e, şu şekilde Rabbimiz bize buyuruyor 53. Sure 45'te ve o ki yarattı çift erkek ve dişi yine 75. Sure'nin 39. Ayetinde öyle ki yaptı ondan çift erkek ve dişi bu ayetlere birlikte bakacağız Bunların matematiksel mucizesini göreceğiz ve daha sonra. 37. surenin 49. ayette Rabbim sanki onlar yumurtalar. Sarılıp iyi korunmuş, saklanmış diye bize bir işaret vermişti. Bununla ilgili de size gerçekten muhteşem bir veri sunacağım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi Rabbim 46 kromozoma işareti veriyor. Ve çift ve bu ayetler çift ve ikiz ayetler olarak karşımıza çıkacak ki gerçekten muhteşem bir delil olacak. Bakın 53. sure 45. ayette Rabbim ve o ki ve ennehu helaka ezzevceyni ezzekere vel unsa yani ve o ki yarattı çift halaka zevcevini çift zevce çift ezzekere vel unsa yani erkek ve dişi şeklinde geliyor. Zaten bu ayette insan e, insanoğlunun yaratılışı işaret ediliyor ki çünkü bir sonraki ayette zaten 46. ayette Rabbimiz min nutfetin iza yani e, nutfeden atıldığı vakit şeklinde bu son bir sonraki ayet. Şimdi burada nasıl bir işaret var? Şimdi biliyoruz ki biz hep sayımlarımızda besmeleyi yani kelime kaçıncı ayette geçiyor analizlerinde besmeleyi sayıma dahil ediyoruz sıfırıncı ayet olarak. Çünkü besmele de Kur'an'dandır ve sıfırıncı ayet olarak e, sayılır. O yüzden baktığınız zaman bak sıfırıncı ayet olarak bu ayetin 45. A, yani 46. ayet olduğunu görürsünüz. Ve o ki yarattı çift. 46. 46 kromozomlu içeren erkek ve dişi her yarattım diyor Rabbim bak. 46. ayette besmele dahil. 46 kromozomumuz var bakın işte 46 tane kromozomumuz var. Bu birinci kromozom anneden geliyor bir tanesi bir tanesi babadan bunlar eşittir birbirine. Aynıdır yani şey, farklı duruşlarına bakmayın aynıdırlar. İkinci kromozom 3 kromozom böyle gidiyor toplam 23 kromozomumuz var. Bu kromozom gerçek görüntü bunlar. Burada bu XX yani kızmış bu. Yani kadın dişi. Ve Y olsaydı bunun üçte biri o zaman erkek olacaktı. Ne kadar güzel değil mi? Bakın. Ve o ki yarattı çift. Besmele dahil 46. insanın 46 kromozomunu işaret ediyor. 46. Besmele dahil 46. ayette geçerek. Erkek ve dişi. Y'ye göre erkek oluyor ve dişi. Erkeğin önce işaret edilmesi de burada anlamlıdır yani. Çünkü Y kromozom erkek belirleyicidir yani. Sonuçta erkekteki nutfeden oluşan bir sperm gelen sperm Y taşıyorsa erkek olur. X taşıyorsa dişi olur. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Ve çifte yani çift zevce çift çift yaratılışa bir vurgu var orada değil mi? Çift. Biri anneden, biri babadan geliyor kromozomlar. 46 kromozom bir çift yaratılır. Peki bu Kur'an yüce Allah katındansa mutlaka farklı işaretler olmalı. Nedir bu? Bu ayetin ikizi, çifti, eşi var mı? Yani az önceki ayetin yani 53 surenin 45. ayetinin iki ayeti diyebileceğimiz çifti, eşi, zevcesi var mı? Var. Bir tane. O da 75. İkinci surenin 39. ayetinde geçiyor arkadaşlar. İnanamayacaksınız ya. Bakın. 75 bu iki ayet çift ayet aynı ancak başı farklı ne diyor Rabbim? 39 ya 75. sure 39'da Fece aleminhu öyle ki yaptı ondan ezzevceyni yani çift ezzekere vel unsa. erkek ve dişi. Bakın burada aynı bunun gördüğünüz gibi benzer ayeti, çift ayeti birisi dişi, birisi erkek gibi sanki ayetlerin Birbiriyle benzeşiyorlar ama tam aynı değiller. Ayetin birisi dişi, birisi erkek gibi. Birbirine çift, eşit, tıpatıp aynı değil. Ama eş. Birbirleriyle tam bağlantı yapıyor. Kromozomlar gibi birbirleriyle tam bağlantı yapabilirler. Ama birbirinden farklılar. Mesela erkek erkekteki kromozom, diyelim ki birinci kromozom. Erkekten gelen, babadan gelen kromozomu. Anneden gelen kromozomlar birbirlerinin tam olarak bağlanıp aynı olmalarına rağmen içerdikleri genler farklı olabiliyor. E o zaman bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Mucizeye bakın şimdi. Şimdi bu Rabbimin 46. Besmele dahil 46. ayette geçirdiği gördüğünüz gibi ve o ki ve ennehu halaka zevcevni ezzekare velunsa ve o ki yarattı çift ve erkek dişi bunun 5 kelime olduğunu görüyoruz bu ayette. 1, 2, 3, dört, 5 kelime. Süper. Kaç harf içeriyor? Harfleri sayalım. İşte vav, elif, na, he, ha, lel, kav, elif, lam, gördüğünüz z, v, c, y, n, elif, lam gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde görebilirsiniz harfleri. 26 tane harf var bu ayette. Peki bunun çift ayeti, eş ayeti de baktığımız zaman 75-39 değil mi? 75. sürü 39 ayet. Lütfen kendiniz tek tek kontrol edin bunu inanamayacaksınız. Aynı sadece neresi değiştirdi Rabbim? Fecce'ale aleminhu Bak sarıyla boyalı olan şu üç kelime aynı. Bu da bu ayet de tam beş kelime. Bir, iki, üç. Arapça üzerinden gidelim. Bir, iki, üç, dört, beş kelime. Latin harfleriyle yazılmışlardan gidelim. Aynı yani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelime. Yani 2 ayette 5 kelime, 2 ayette 26 harf var. Görüyor musun işareti? Birbirleriyle kardeş bunlar. Çift. Eş. Kardeş demeyelim. Eş. Zevce birbiriyle bu ayetler. Ve bu ayetlerin zevceliği nereden geliyor? Bakın. Ezzevceyni ezzekare vel unsa geçişleri aynı. Yani böldüğümüz zaman tam 19 harf. 19 harf aynı. Sadece 7 harf farklı. Bunlar farklı harfler geçirmiş Rabbim. Ne bir eksik ne bir fazla. Burada ne bir eksik ne bir fazla. Muhteşemliğe bakar mısınız arkadaşlar? Muhammed Peygamber böyle bir şey tasarlayabilir mi? Öyle ki yaptı ondan çift erkek ve dişi. Ve o ki yarattı çift erkek ve dişi. Gördünüz mü? Eş, eş ayet bunlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Başında 7 harf farklı. 19 harfleri aynı. 26 toplam harf var. İkisi de 26. 5 kelime. Gerçekten bu Yüce Allah'ın büyük bir tasarımıdır. Kur'an'ın yüce Allah katından geldiğine kesin delil oluyor bunlar. Ben bunları görüyorum. Bunu bir insan tasarlayamaz yani. Kaç ayet var? Binlerce ayet var Kur'an'da. Sen iki tane ayet geçireceksin. Birbirleriyle eş, oğlu eş, çift bu yaratılışa vuracaksın. Erkek ve dişi gibi farklı ayetler birbirlerinden. Birbirlerini tamamlıyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Ama birbirlerinden farklı ayetler. Baştaki yedi harfi farklı. 19 A harfi aynı 19 19. 19 mucizesine bakın. Onun delillerini göstereceğim inşallah 19 mucizesinde muhteşem yeni veriler sunacağım inşallah size. Kur'an'ın yüce Allah katından geldiğine kesin iman edeceğiz. Ehli kitaptaki kimseler de 19 mucizesiyle iman imana gelecekler. Bunu müşrikler anlayamayacak. Yani bu 19 mucizesini ne diyor bu Allah'ım anlay yani onu anlayamayacaklar. Kalplerinde hastalık olanlar. Ama imanı olanların imanını kat kat artıracak 19 mucizesi. Rabbimin görevlendirilmiş meleğidir 19 ya. Bu kadar basit yani. Bunu göreceğiz. Aleyha tisaat aşer. 74. sure 30. ayet. Çok detaylı inceleyeceğiz. Bakın her yerde 19. Sentriyolde bile 19'u gördük ya. Sentriol 27 tüp 19 bağla bağlanıyordu arkadaşlar Sentriol. Hayatın başlaması Rabbimin bağlarıydı onlar. Bunlar önemli. Evet şimdi devam edelim dersimize. Bu da önemli. Çok güzel bir ders bence bu. Sarılıp iyi korunmuş saklanmış yumurtalar. Allah Allah ne alakası var şimdi diyeceksiniz. 37. surenin 49. ayetinde Rabbim şöyle buyuruyor. Sanki onlar yumurtalar sarılıp iyi korunmuş, saklanmış. Çok önemli. Şimdi beydun kelimesi yumurta demek ya. Bildiğin yumurta. Yumurtalar deyince çoğul olarak gelmiş ayette. Meknun kelimesi çok önemli. Bak meknun kelimesine baktığın zaman köküne. Mekan falan da gelmek gelir buradan. Örterek saklamak. Bak örterek saklamak, sarmak, sarıp kuşatmak. İyi muhafaza edilmiş, korunmuş, saklı. Değil mi? Mektum, gizlenmiş yani öyle bir sarma sar... korunma var örtme var ama sararak koruma var sararak yani hep sararak korumaya işaret var kelimenin anlamı bu sararak korumaya işaret var Peki burada ne işaret ediyor Rabbim bu bu yumurtalarla işaret edilen yumurta benzetmesi gibi yumurtalar sanki Sanki benzetme var, saklanmış, korunmuş. Ve görüyoruz ki bu ayet öncesinde e, cennete, Allah'ım hepimizi inşallah cennetlerine soksun. Cennete girmeye hak kazanmış olan e, insanlara ve burada Rabbim ne diyor? Ve yanlarındadır onların, indehum, indehum, yanlarındadır onların, kısıt, kısıtlamışlar bakışı, iri gözlüler. Yani burada ayete baktığımız zaman kısıtlamışlar bakışı aktif geliyor. Yani kendisi yapmış kısıtlamış yani. Zorla değil kısıtlamış bakışı. İri gözlü. Hı. Hmm. iri güzel büyük gözlü. Tamam beyazın büyük olması. İri gözlü. Belirgin iri gözlü, güzel gözlüler var. Cennet evreninde in de, indehum onların yanında yani eğer cennete gidebileceksek inşallah orada iri gözlüler. Bunu huri diye çeviriyoruz. Yanlış onu anlatacağız. Bunlar eşleşebilen yani eşleşme yapabilen, bize eşleşen tamam mı? Ee, sadece cinsel ilişki olarak düşünmeyin. Onu var olup olmadığını detaylı anlatacağım size. Ama bu bir eşleşme, bir arkadaşlık, bir, e, bir e, bağ. Avatar gibi düşün yani. Bağ kuruyorduk ya mesela neydi? Avatar'da ne yapıyordu? Uçan kuşla bağ kuruyordu, değil mi? Şeyini çıkarıyordu böyle nöroje nöro yani sinir gibi saçından. Ne yapıyordu? Hayvanlarla bağlantı kuruyordu, değil mi? İşte aynı böyle bir eşleşme olacak ve bu eşleşme gerçekten iri gözlü olan e, yaratıklar var. İşte bu bunlarla olacak. Bu kısıtlanmış bakışı demek. Yani kısıtlamışlar bakışı çoğul geliyor. Yani o iri gözlüler sadece o sahibi olan onunla eşleştiği kişiyle eşleşecek. Başta hiç kimseyle eşleşemeyecek. Avatar hatırlayın. Kuş, uçan kuş, büyük kuş sadece Torok Macto, değil mi? Torok Macto sadece bir kişiyle eşleşiyordu gibi düşün. Başka hiç kimseyle eşleşemiyordu Torok Macto. Aynı şey ya. Torok Maktuk de avatar zaten Kur'an okuyordur muhtemelen çünkü senaristi. Çünkü bakıyor adam o cennet gibi bir şey tasarlıyor. Eşleşme işte böyle eşleşmeler var orada. O Vildan konusuna da gireceğim. Vildanlar hepsini konuşacağız yani arkadaşlar. Ve bu eşleşme, eşleşme yapacak olan varlıkların yumurtalar gibi korunmuş, saklanmış olduğunu Rabbim bize bildiriyor. Yani bu eş bu e korumu, yani kimseyle eşleşmediğini, korunduğunu, daha önce hiç kimseyle eşleşemediğini hem bağ olarak, sevgi olarak aklınıza ne gelirse yani sadece korunduğunu o kişiyle eşleşeceğini söylüyor Rabbim. Ve bu kimler kimler 37. ayetin zaten 30. sure 37. surenin 40. ayetinden geliyor bu. Bu e, hariçtir kullar Allah'ın safla, saflaştırılmışlar, halis getirmişler, getirilmişler. Halis hale getirilmişler. 37. ayete bir bakın arkadaşlar. Naim cennetleri bura. Naim cennetlerinde kim olacak? Bu iri gözlülerle eşleşebilecek olan, bağlantı kurabilecek olan kimseler kimler? Naim cennetlerinde illa ibedillahil muhlesin. Yani muhles illa haricinde hariçtir. Kulları Allah'ın nedir? Muhles olan, muhlesin. Yani saflaşmış, saflaştırılmış, pasif geliyor. Halis hale getirilmiş kullar. Anca naim cennetlerine girer. Orada da işte onlara diyor Rabbim ben diyor başka hiçbir şeye bakmayan, bakışı sadece kısıtlamış olan ili gözler veririm diyor. Ve diyor ki bunlar yumurta gibidirler. İşte yumurta. Şimdi anlamıyorsan yumurta. Lan Kur'an yumurta örneğini veriyor. Ya kardeşim Rabbim sivrisineği hatta onun üzerindeki bakterileri bile örnek verir yani. Sen onun bir tane sivrisineğin üzerindeki bakteriyi yaratamazsın ki anlatacağım bunu da zaten gelecek. Bak burada Rabbim yumurtayı örnek veriyor bu sefer yumurta gibi diyor saklanmış korunmuş diyor. Aslında baktığın zaman işte müteşabi ayet bunlar. Yumurta. Yumurta gibi. Adam yumurtayı gözü gibi saklıyor mesela. 1400 yıl önce hani yumurta kırılmasın gibi diyor. Hani saklanmış yumurtayı saklıyorum gibi düşünüyor. Ama aslında büyük bir mucize var ayette. Resmen yumurta gibi saklanmış korunmuşlar diyor Rabbim. Demek ki bu saklama korunma yumurta da olmalı yumurtada. Şimdi yumurtaya bakalım. Yumurtayı saran korumalar. Dış kabuk. Yumurtanın dış kabuğu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yumurtayı alınıza aldığınızda dışındaki işte beyaz olabilir yumurtanın kabuğunun dış rengine göre. Ve dış kısmı aslında kalsiyum karbonat denilen sert bir kabuk oluşur. Aslında bu doğal seramiktir yani. Seramik doğal seramiktir. Yumurta kabuğu dış dış kabuğu fiziksel olarak korur. Yani kırılmalara karşı, kuvvet uygulamalara karşı korur. Bir tavuk yumurtasının mesela dış kabuğu 0.58 milimetredir. Ve bir deney yapıldı. Bu deneyde 113 kiloya kadar ağırlığı dayandı. Yani yumurta 113 kilo kadar ağırlığa dayanabildi. Bak bu deneyden alınmış bir şey görüntü. Yumurta 113 kilo. Bakın 113. Kaç gram ya bu? Ağlığının kaç katı güce dayanabiliyor? Kabuk. Kalsiyum karbonattan oluşuyor. Doğal seramik aslında bu. Yumurtanın ilk koruması ne? Dış kabuğu. Süper. Peki. Bu yumurta kabuğu sadece öyle bir seramik değil. İçerisinde doğal protein benzeri natural protein like film tabaka var bu içinde yumurta kabuğunun. Bu da suya da dayanıklı. Yani su geçirmez özelliği var. Tamam mı? Su geçirme özelliği var. İki, bakterilerin embriyoya ulaşmasını engelleyen koruma sistemleri var. Şimdi sonuçta siz yumurtayı haşladığın zaman ne oluyor? İçinde beyaz bir şey oluyor. O albümin onu da anlatacağım. Şimdi tavuk, tavuk yumurtayı yumurtladıktan sonra daha yumuşak yani. Hemen 3 dakika sonra yumurta kabuğu sertleşiyor, kuruyor ve bakterilerin asla içine girmesine izin vermiyor. Bakteriler dışarıda biliyorsunuz. Tavuğun dışkısı da oluyor. Dışkıda milyarlarca, trilyonlarca bakteri var. Tavuğun bulaşıyor oraya. Bu mekanik olarak zaten kabuk bakterinin içeri girmesini engelliyor. O yüzden arkadaşlar bakın, kabuğu kırılmış bir yumurtayı yemeyin. Kabuğu hasar görmüşse Orada çünkü Salmonella enteritis diye bir bakteri girebiliyor ve işte sonra gastroenterit yapıyor problem. Yani kabuk dış kabuk zedelenmemesi lazım. Çatlamış yumurtayı falan bakın yemeyin onu. At. Sağlam olacak kabuk. Kabukta bulunan gördüğünüz gibi arkadaşlar lizozom, kabuk bezi spesifik salgı proteini, ova kalsin gibi özel maddeler bakterilerin geçişini engelliyor. Muhteşemliğe bak ya. Bir tavuk yumurtasının özelliği dış kabuk. Tamam hemen onun içerisinde dış zar, iç zar. Arada bir boşluk var. Burada bir hava alanı var. Hava kısmı var. Boşluk. Sonra onun içerisinde ince albümin ve kalın albümin geliyor bu. Ve sarısı. İşte bu haşladığınızda beyaz olan yer. Beyaz protein, beyazlaşıyor. Yumurtanın sarısı da burası. Korunaklı yumurta. Kabuk fiziksel olarak koruyor. Mikroplara karşı koruyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Ve bir yumurtanın kabuğu gerçekten dayanıklı olması için tasarlanmış. Şu kabuğun, kabuğun güzelliğine bakın. Mikroskopta görünümü. Kabuğun tasarımına bak. Öyle güzel bir tabakası var ki bunları. iç zar dış zar. Muhteşem bir. E, ilgilenenler bakabilir. Bunun makalesinde yazdım ben zaten. Yumurtanın zarları. Yumurtayı bazen işte haşladığınızda çıkardığında zar olur değil mi içinde? O aslında iki tane zar var. İç zar ve dış zar. Bu zarlar yaklaşık 70 makro mililitre yani. 1000 mililitre, 1 makro 1 mililitre yani. Düşün ne kadar milimetre. Ne kadar çok ince aslında. Bu zar birbirine yapışık. Sadece nerede açık bu zar? Birbirinden ayrı. Şu hava kısmında ayrı. İç zar ve dış zar birbirine bitişik. Ve bu burada bu zarlar bir filtre görevi yapıyor arkadaşlar aslında o. Hani dışarı sevmediğimiz yer var. Aslında bir filtre görevi. Bakterilerin içeri girmesini engelliyorlar. Yumurtanın iç sıvısı. İşte bu albü, albümen dediğimiz yumurtanın iç sıvısı işte o Haşladığımızda katı beyaz olan kısmı aslında muhteşem şekilde embriyoyu koruyor. içerisindeki o yumurtanın sarısını koruyor. Nasıl koruyor? Hem mekanik hem de kimyasallarla çok yoğun, akışkanlığı yoğun olduğu için bakteri gidemiyor yani, yüzemiyor. içerileri embriyoya kadar ulaşamıyor. O sarısına ulaşamıyor. Aynı zamanda pH değeri alkolik. Bakterilerin çoğalması için uygun değil. Ayrıca çok sayıda da antibakteriyel madde içeriyor ya. Ova transferin, ova mukoit, lizozom, protein ve avidin. Bunlar antibiyotik bak şöyle büyütelim antibiyotikler bunlar yumurtanın sarısında pardon beyazında diyelim yani o sıvısında beyazında olan antibiyotikler gördüğünüz gibi bunlar yumurtayı kat kat koruyor kat kat koruyor görüldüğü gibi yüce Allah yumurtayı öyle yaratmıştır ki arkadaşlar Embrioyu saklanmış, korunmuş yapmıştır. Tek yönlü değildir. Çok yönlü, çok katmanlı korumuştur. Yani meknun kelimesinin anlamını tam verdirir yani. Bir şeyi sararak, sarmalayarak koruma altına almak, saklamak, gizlemek. İşte Allah o yüzden yumurta gibidir. Sanki onlar yumurtalar. Sarılıp saklanmış, gizlenmiş, örtülmüş diyor Rabbim. Ne muhteşem değil mi arkadaşlar? Muhteşem. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Kaç? Yaklaşık bir 25 dakika oldu. Güzel bir ders oldu. Çok anlaşılır deliller gördük. Gördüğünüz gibi eş çift yaratılmaya vurgudan eş birbirlerinin çift olan hikayet üzerinden Rabbim mucizesini gösterdi. Tam 5 kelime ikisinde de 5 kelime. Tam 26 harf ikisinde de 26 harf. Tam 19 harf aynı, 19 harf aynı. Baştaki 7 harfi değiştirmiş Rabbim. Ve ne oluyor? Birbirlerinin bir kadın, bir erkek, kromozom bir erkekten geldiği, babadan bir anneden geldiği eş, çift yaratılma ve besmele dahil 46. ayette 46 kromozom, çift. Daha ne diyebiliriz? sanki onlar yumurtalar sarılmış korunmuş sarılarak korunmuş gördün mü yani yumurtadaki mucizeye bak sen bu Kur'an yüce Allah katından arkadaşlar bakın gökler başka göklerle yer başka yerle değiştirilmeden önce aklınızı başınıza alın dininizi oyun ve eğlence yapmayın bunun sonu çok ağır, sonuçları çok ağır olur, çok ağır olur. Kendini kınayan nefis. Ahiret evreninde kendini kınayan nefis. Büyük pişmanlık duyan nefis. Sonsuz bir hayatı kaybetti. Sonsuz bir mutluluğu kaybetti. Onu bırak kaybetmeyi. Sonsuz azap ve acı içerisinde kıvranacak bir sonsuz bitmeyen ölümsüzler içinde. Yani bu nasıl bir şey ya? Bir doktor için araştırıyorsun bakıyorsun. Araba alacaksın 50 kere araştırıyorsun ya. Bunun beygiri kaç iyi mi kaç model gidiyorsun ustalara gösteriyorsun. Oraya buraya gösteriyorsun iyi mi alayım mı almayayım mı bin kere soruyorsun ya. Uyduruk bir araba alacağım diye. Uyduruk bir ev alacağım ya da uyduruk bir şey alacağım diye yani. Ya dinin bu hayatın senin bu hayatın. Bunu kimseye güvenemezsin. Ha, onu da gelmişken söyleyeyim. Efendim işte hastalanıyorsun doktora gidiyorsun. Ta, araban bozuluyor tamirciye gidiyorsun. E öğretmen matematiği öğretiyor. Her şeyi öğretiyor. E biz dinimizi kimden öğreneceğiz? İmamdan. Hadi ya. Kimden öğreneceğiz? Buhari'den, Tirmizi'den öğreneceğiz öyle mi? Rabbimin kitabı varken o öyle düz mantık olmaz. O zaman sen şöyle biber acıdır. Tamam mı? Biber acıdır. Tamam mı? Hayat acıdır. Biber hayattır. Böyle mantık mı olur düz mantık? Hiç öyle bir şey yok. Dinimiz Rabbimiz bize Kur'an'da öğretiyor bize. Sadece Kur'an bizim için yeterli. O yüzden bu Kur'an'a bakın. Kur'an ne diyor okuyun. Rabbinizin en güzel sözü en güzel sözün en güzelini kitap olarak indirdim diyor Rabbim ya daha ne desin böyle güzel bir kitabımız varken kesin Rabbimizden geldiğini biliyorken işte delilleri gördük yani muhteşem e o zaman bunu bir ne diyor Arapçasından bir anlamaya çalış yani Arapça anlayamıyorsan Türkçe iyi bir mealden oku sonra bak mealleri karşılaştır birbiriyle çünkü meal önemli yani meal yapan adam. Rabbimin dilemesi o da zaten. Farklı farklı. Ama bakın Kur'an'dan anladığınızdan sorumlusunuz yani. Kur'an'ın her ayetini anlamayacaksın tabii ki. Ben de anlayamıyorum. Bazı ayetler müteşabihtir. Onları ilimde çok derinleşmek gerekir ki ondan sorumlu değilsin zaten. Kitabın anası dediği sen muhkem ayetlerden sorumlusun yani. Çalma, adaletli ol, zulmetme, zina yapma. Şirk koşma. Rabbinin astarından ilahlar edinme. Rabbinin astından kimseye yakarma, yalvarma. Tek tanrıcı ol. Şeytanın adımlarını izleme. Esraatel müstakim olan Kur'an'a iletiyor seni. Ondan ayrılma. Konuştun mu kendi aleyhine bile olsa doğruyu söyle. Hakkı her zaman savun. Başına gelen musibetleri bil ki kendinden. Rabbin izniyle oldu. Onun bir izni haricinde olmaz. Yazdığı haricinde bir şey olmaz. Ama musibetler geliyorsa da sabret. Ne demek o? Sabır, diren, mücadele et. Olmaması için uğraş. Haksızlık varsa düzeltmeye çalış. Es yap. Düzeltici doğru işler. Her türlü doğru iş. Her şeyi doğrultmaya çalış. Düzeltmeye çalış. Es budur. Benim aklıma geliverenler bunlar yani. Güzel ahlak var. Zaten güzel ahlakla yani ben size bir ders de yapacağım yani şu mucizeler bitsin inşallah. Ben Kur'an'la tanıştıktan sonra nasıl bir insan oldum diye böyle madde madde yazmıştım. Bayağı bir hoş oldu o. Bunları anlatacağım size. Kur'an'la tanıştığından sonra tanık olma. Tek yani tek tanrıcı olmak. E, monoteist. Tek tanrıcı. Sadece Kur'an dediğimden sonra neler oldu anlatacağım size. Yüce Allah'ın rahmeti ve rahmeti ve salatları çoğul olarak geliyor. Salatları önemli. Yani destekleri hepimiz olsun Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim geçmişlerimize vefat eden, Rabbime kavuşan ailemizden, insanlardan, Resullerden onlara rahmetler yanına batırsın inşallah. Rahmetlerini yani ve ayrıca ülkemiz başta olmak üzere insanlığa bireysel olarak bize desteklerini versin Rabbim. Rahmetini bizden çekmesin. Hala umut var yani insanlıkta. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta çoğunluğumuz cehenneme gideceğiz. Bunda bir şüphe yok. Ama o ne kadar az karımız olursa bir iki kişiyi kurtarıp çoğunluktan uzaklaştırmak. Çoğunluğa uymayın arkadaşlar. Bak çoğunluk nereye gidiyorsa tam tersine git. Dinde diyorum, dinde. Çoğunluk tam tersine git. Çünkü ayet var orada. Çoğunluk seni saptırır. Yüce Allah'ın rahmeti ve salatları tekrar üzerinize olsun arkadaşlarım. Bir sonraki deste görüşmek üzere. Kalın selametle diyorum.